Herkese merhabalar. Yakın arkadaşlar serimize bugün Berk Atar ve Erkin Şener'le devam ediyoruz. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Merhabalar. Nasıl gidiyor bugün? Ler nasıl geçiyor? Zor ya, sıkıcı. Evet, maalesef evlerimizdeyiz, karantinadayız. Evlerimizde antrenman yapmaya çalışıyoruz, yapabildiğimiz kadarıyla. İnşallah en kısa sürede biter. İnşallah, sağlıklı inşallah. Dönülür sağlara. İnşallah. Başlayalım mı? Başlayalım. Başlayalım. Hazırsan İlginciğim. Bir soruyla ben başlıyorum. Ortak sorunuz. Ne zamandan beri arkadaşsın? 7 yıl oldu. Evet. Evet, 7 yıldır arkadaşız. Küçük takımdan beri. Yıldız. Yani küçük, işte küçük bitimine doğru. Küçük bitti, sen geldin. Evet, 7 yıl oldu tam ya. Ben geldi galiba. Şimdi ikinci ortak soruyu soruyorum. Toplamda kaç sezon birlikte oynadınız? Vallahi hep beraber oynadık. Sadece bu yıl beraber oynamadık. Evet, 6 sezon o zaman, 6. Ama şimdi Yıldız'ın ilk senesi Erkin sakatlanmıştı yani. Onu da sayıyor muyuz? Şampiyonaya gelmemiş, sakattı. Onu da saymazsak 5 evet. Oluyor. Doğru, orada... Bu soruyu sen bilmiş oluyorsun belki, Erkin bilmemiş oluyor. Sorularla ben başlıyorum Berkin sorularıyla. Tamam, bekliyorum. Erkin'in favori çizgi film kahramanı. Favori çizgi film kahramanı. Erkin hiç çizgi film izlediğini bilmiyorum gerçekten. Yani izlediyse de ne izledi bilmiyorum çizgi film. O konuları hiç konuşmadım. Ama bilmiyorum. İçten aklıma gelmiyor hiç. Çizgi roman tarzı bir şeylerle ilgisi o da olabilir. Çizgi roman mı? Evet. Spider-Man diyebilirim o zaman ya. Biliyorum, Spider-Man. Doğru, doğru. Spider-Man, doğru. Spider-Man'i çok seviyorum ya. Nedense bilmiyorum ama en sevdiğim kahraman o. İlk sorusunu soruyorum. Evden çıkarken belki hani yanına almadan çıkmayacağı 3 şey. Vallahi telefonu. Telefonunu asla şey unutmaz. Yanından ayırmaz. Cüzdanını da unutmaz. Bir de evin anahtarı diyeyim. Yani kulaklık bence. Üçüncü kulaklık olabilir yani. Kulaklık olabilir, aynen. Kulaklık da olabilir. Kulaklık. O zaman yarım puan oldu. Senaryo yanındayken. O zaman belki ikinci soru. Erkin'in en son attığı story. Abisini attı bugün. Hediyeyle ilgili şey. Gördüm. En son abisini attı değil mi? Doğru. Evet, abi, evet, doğru. Abi. En son abimi attım. İkinci sorusunu soruyorum. Berke'nin en büyük fobisi. Berke'nin öyle fazla fobisi yok ama bir tane net olarak var. Hatırlamaya çalışıyorum. Yükseklik korkusu mu? Evet, yükseklik korkum var biraz ya. Evet, yükseklik korkusu. En büyük korkumu diyebilirim gerçekten, yükseklik. Devam ediyorum ben de. Erkin'in şu ana kadar yaptığı en komik şey. Yaptığı en komik şey mi? Evet. çok var gerçekten, çok var ama. Tehlikeli bir soru oldu galiba. Evet, hileli biraz soru ya şimdi. Seçim yapmak zor. Ya seçim yapmak zor da şimdi. Söyleyeyim mi kanka ya? Söyle söyle. Hani şampiyona iptal olmuştu yazın. Samsun'da. U18'i hatırlıyor musunuz? Darbe falan olmuştu. İptal etmişler o sene her şeyi. Evet. Biz o sene hani şey dediler. 3-4 gün daha buradayız. Herkes tatil yapsın. Serbestsiniz. Sonra herkes evine dönecek dediler. Bize tamam dedik. Bizim de otel şey sahildeydi. Bir sürü hani ne bileyim işte kafeler, barlar falan vardı. Yani biz de bir gece takımda çıkalım dedik. Hani biraz işte hani alkol alalım böyle bir iki bir şey içelim. Orada barman bize özel bir şey verdi. Yani bayağı büyük böyle kavanoz gibi bir şeyin içindeydi yani. Büyüktü bayağı. Masmavi bir şey içinde yapraklar falan. İçtik onu. İşte Erkin biraz böyle sarhoş oldu diyeyim yani hafif. Sonra denize koşmaya başladı falan. Denize giriyordu az kadar. Denize girecekti.
Zar zor tuttuk yani. Arkasından koşarak tuttuk. En komik buydu. Evet ya, o çok komik. Denize atlıyordu vallahi. Yani saat gece 3.30 falan. Üstünde kıyafetler falan, arkasından koştuk yani. Ömer falan. Yani. Zar zor. Evet. Son anda. Erkin'in üçüncü sorusunu soruyorum. Berke'nin en çok söylediği yalan. En çok söylediği yalan. Berke yalan söylemez ama yani söylerse de bana söylemez. İşi olduğu zaman böyle, ne bileyim, ya da yapmak istemediği zaman işim var gibisinden böyle söylediği oluyor. Berke? Efendim? Öyle mi? Nasıl? Doğru mu, yanlış mı? Kanka doğru ya, öyle yalan söylemiyorum çok ama yani bir şey yapmak istemiyorsam diyorum hani işim var, yorgunum falan. Bu tür yalanlar. Aynen. Beyaz yalanlar yani. Öyle canı evet, çeken evet. Söylemiyorum. O zaman diğer soruya geçiyorum ben. Erkin boş zamanında en çok ne yapar? Ne uyuyor ya, uyur. Ya da ne bileyim, beraber vakit geçiririz boş zamanımızda genelde. Evde değilsek yani, evdeyken uyuyor diyebiliyorum. Ya da dizi izliyor. Evdeyken uyuyor ya da dizi izliyor, şarkı dinliyor. Ama dışarıda boş zamanında hep birlikteyiz zaten. Yani boş zamanımız hep birlikte geçiyor dışarıda. O yüzden ne yaptığını biliyorum. Bir yerde oturuyoruz. Bir şeyler içiyoruz, yiyoruz falan. Doğru. Yani zaten bütün boş vakitlerimiz genelde Berke'yle geçiyor. Onun dışında işte ya Netflix'ten dizi film izlerim ya uyurum evde olduğum zaman. Ama dışarıda olduğum zamanlarda Berke'yleyiz yani. Beraberiz. Berke'nin dördüncü sorusunu soruyorum o zaman. Berke'nin favori kombini? Kepini takar, şapkasını takar bir başına. Ondan sonra yaz günlerinde tişörtünü yer. Renkli bir tişörttür. Şortunu da yer. Altına da güzel bir renkli bir ayakkabı şey yapar. Çorabıyla beraber. Çorabı da renkli olur. Her şey rengarenk giyinir yani. Palyaço gibi çıkar dışarı. iyi güzel giyiniyor yani. Tarz olarak şey. Yani 35-40 ne bileyim 45 yaşlarındaki insanlar gibi giyinecek halimiz yok bu yaşlarda. Yaşımıza uygun giyiniyoruz diyelim. Belki de iyi tarz giyinir yani. Sağ ol kanka. Teşekkür ederim. Gömdün gömdün falan. Ayıp ettim dedim. Erkin'in en sık gittiği mekan. En sık mı? Evet. İstanbul'da mı? Bandırma'da. 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 Nar kafe. Evet, nar kafe. Nar kafe. Hepimiz en sık gittiği mekan Banvit'te mekan yani şey tek sütte eskiden hani ben de tek sütteydim o zaman beraberken herkesin gittiği mekan orasıydı yani nar kafe. Reklam da yaptık burada. Nar kafeye evet. Reklam. Nar kafeye. Artık bandırmaya gelen nar kafeye gidecek direkt. Nar kafeye İbrahim abi selamlar. Evet buradan. Selamlar İbrahim abi, Hüseyin abi. Evet. Aynen. Kinin beşinci sorusu. Berke'nin fotoğraflarını yorum atan kişi kim? En çok ben Alp'i görüyorum ya. Alp çok atıyor. Evet, Alper fotoğrafta var gerçekten. Aynen. Alper fotoğrafı atıyor. Görüyorum. Her fotoğrafta var çocuk ya. Alp evet, şey mi? Şey. Yorumları... Sen ne varsın hani fotoğrafta? Vallahi ben de atıyorum ama ben bazen hızına yetişemiyorum ya da görmüyorum, bir şey oluyor. Sen Alp Şeymus üçünüz bence. Aynen. Her fotoğrafta ama ilk sırada yani. İlk sırada Alp derim yani. Alp evet. Alp'in yorumları iyi. Alp'in attığı yorumlar tutuyor bir de ya. Ki şey, mize anlayışı da iyi. Ya espri yapıyor ya alttan evet. Üstten ne göndermedi işte. O zaman Erkin'in en sevdiği yemek. Erkin'in en sevdiği yemek. Ha, zor soru cidden. Hiç konuşmadığımız konulardan biri yani. Yemek seçmem ama yani bir tane özellikle çok sevdiğim bir yemek var. Belki bilebilirsin. Sana bir ipucu vereyim. İpucu vereyim, evet. İpucu. Evet, tamam. Kopya geliyor. Steakhouse'da meydanda ne yiyoruz biz genelde? Çökertme mi? Aynen. O da ne çökertme. Mesela? Çökertme ne? Et. Evet, çökertme et. Tamam işte. Aynen işte. Tamam, evet, çökertme o zaman doğru olabilir. Çok evden evet, gittiğimiz ondan yiyordu yani de öyle hiç muhabbetini açmamıştık yani en sevdiğim. Aynen. Aynen. O da benimkini kopya bilmiyor. Kopya ile sanki ama. Bu biraz kopya verdim ama. Bu biraz değil, bayağı kopya oldu. Ama keşke gidebilsek, şimdi gidemiyoruz. Bilmem yani. İmkansızdı bunu ya. Bunu bilemezdim yani, imkansız. Evet. Sen hamburger falan verdin.
Ya makarna falan derdim sana, soslu makarna. Aa evet bak, o da olabilir. Peki Erkin'in 6. sorusu. Berke mesajlarında en çok kullandığı emoji. Şu şey yüz ifadesi oluyor, yanında da şey oluyor ya böyle. Damla şeyi. Ağlayarak gülen. Ha, ağlayarak gülen işte o, aynı. En çok evet. Onu kullanıyor. Her yazdığımda atıyorum emojiyi galiba gerçekten. Evet. Ya da XD yazıyor bazen. Erkin'in en büyük takıntısı. Titizlik ya, nasıl diyeyim, hani dağınık olmayı hiç sevmez. Biz Erkin'le kalıyoruz mesela. Ben bazen bilerek şey yapıyorum, yere çöp atıyorum, Erkin kalkıp çöpe atıyor onu alıp falan. Hiç dağınıklığı sevmez yani, çok düzenli bir insan gerçekten. Öyle gıcık ediyorum bazen şey. Yere evet. Atıyorum bir şey, kalkıp çöpe atıyor. Eşyalarımı atıyorum, direkt topluyor falan. Mesela yani soyunma odasında ayakkabılarını bile aynı hizada koyar böyle şey bırakınca. Bağ çıkar falan, hepsi aynı hizada böyle. Terlik hepsi aynı şekilde duracak böyle hizada. Düzgün evet, nedense falan. Nedense öyle bir takıntım var. Evet, öyle bir takıntım, öyle bir titizliğim var. Artık evet. Nereden geliyor, nereden şey oluyor bilmiyorum ama yani çok sevdiğim söylenemez ama öyle bir şey var yani. Son soruyu soruyorum o zaman Erkin'e. Berke'nin arabasının markası. Dacia Duster. Doğru. Berke full çekti. 80 puanla. Erkin de 65 puanla kaldı. Nasıl, ben 65 mi? Evet. Kanka bilemedin yani her şeyi. Bildim her evin şeyi. Evin anahtarı ne alaka yani? Ben evin anahtarını ne zaman kendime aldım? Evin anahtarından yarım puan geldi. Bir de ortak sorunun ikincisini bilmemiştim. Ama ben bir de Berke'ye şey yaptım, kopya verdim, onu düşmemiz lazım. Makarna diyecektim, o da olabilir dedin zaten, oradan da tam yarım puan gitsin ya. Her türlü Berke kazanacak. Her şekilde Berke kazanıyor. Neyse, yapacak sana bir şey kolay yok. Soru geldi, arabamın markası falan, zaten biliyorsun arabaya durmadan. Arabanın markasını falan bildim bile, burada laf yapıyorsun kanka yani, ayıp. Neyse ama bak hiç çalışmadık ona rağmen. Tamam. Nasıl çalışacaksın bu? Olsun olsun. Olmaz ya. Söyleyecekleriniz varsa onları alalım. Evet, son olarak. Teşekkür ederim, ben çok keyif aldım bu yayından. Elinize sağlık yani. Evet, çok keyif aldık, teşekkürler. Evet. Size de kolay gelsin. Tekrar iyi bayramlar diliyoruz. İnşallah en kısa sürede bu korona biter ve kendi yaşantılarımıza döneriz. İnşallah. İnşallah. Evet, biz de katıldığınız için teşekkür ederiz. Teşekkürler. Kolay gelsin. Teşekkürler. Kolay gelsin. İyi bayramlar. İyi günler.